Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süredir sizinle haftalık olarak görüşemiyordum. Bu sefer öyle olmamasını planlıyorum. Etrafta insanlar var, çok rahat çekemiyorum. Arkadaşlar size ilk 3 sene okuyacağınız amfileri göstereceğim. İstenen bir videoydu. Bugüne kısmetmiş. Ben pediatri genel poliklinik çalışıyorum bir haftadır ve bugün nöbetim var. Öğle arasına çıktım. Size göstereceğim yerler amfiler, morfoloji binası ve işte pratik eğitimlerinizi öğreneceğiniz neresi var? Laboratuvarlar falan var ama oraların içine girebilir miyim bilmiyorum. Kapalı çünkü oralar. Yani sınıfları kapalı diyeyim. Ama binaları göstereceğim. Şu anda da yaklaştım. Amfilerde oranın başdemiri Ahmet amca var. Oranın yemekleri çok güzel. Yani bizim amfilerde çıkan yemeklerimiz çok güzel. Bedava değil. Kendi paranızla alıyorsunuz ama çok uyguna geliyor. Şimdi size binaları göstereceğim. Yani buradan ne kadar yakınlıkta olduğunu göstermeye çalışacağım. Evet, şurada gördüğünüz bu alan bizim amfiler dediğimiz yer oluyor. Şuradan yürüyerek şu tarafa geliyorsunuz. Bunlar morfoloji binası. Burada da laboratuvarlar oluyor. Şimdi onları size göstereceğim. Burada biz adli tıp dersimizi alıyorduk. Seçmeli dersi bizim için. Acil tıp pratik derslerimizde ise bir hastaya nasıl CPR yapılır, işte travma hastasına nasıl yaklaşırsın, ABC uygulama vesaire öğretiliyordu. Adli tıpta ise bizim ilk yıl seçmeliydi ve ben onu almıştım. İşte adli konularda nasıl davranmamız gerektiğini vesaire öğrettiler ve ben otopsiye girmiştim. Onun sayesinde, seçmeli ders sayesinde hoca izniyle ve hocanın yanında 3 kişi gitmiştik. Yani ilk senemde de otopsiye girmezsin ya. Evet arkadaşlar, burası histoloji ve embriyoloji anabilim dalı. İçeri girmeye korkulan bunların içinde mikroskoplar var, derslik yani. Kapıyı zorlasam ne olur ki? Neyse, korktum. Şurada anatomi laboratuvarı var. Şimdi biz bu histoloji embriyoloji laboratuvarında ise bayağı mikroskop var içeride. 2 öğrenciye 1 mikroskop düşüyordu. Bize verilen preparatlardan işte lamlamer vesaire, onların numaraları var üstünde yazıyor işte. Gözü inceliyorsak da retina, karaciğerde hepatositleri inceliyorduk. Dalak hücresidir, işte bağırsak hücresidir. Onların küçük küçük hücrelerine kadar görüyorduk. İşte kırklık inceleme, yüzlük inceleme pek yapmıyorduk. Çünkü onun için özel bir sıvısı gerekiyor. Ve bunun üstüne hoca ders anlatıyordu. Biz de oradan inceliyorduk, bakıyorduk vesaire. Pratik sonunda küçük bir teste maruz kalıyorduk. O küçük test sonrasında da işte hocalar değerlendiriyordu bizi vesaire ve defterimizi çizmemizi istiyorlardı. Gördüğümüz şekilleri, hücreleri ve yanına da yazmamızı istiyorlardı. Bu konuda çok katıydılar. Pratik sınavlarımız da burada oluyordu. Şimdi ilerleyince anatomi laboratuvarı var. Orada maketleri inceliyorduk. Maketler bolca vardı. Şu an anatomi laboratuvarı kapalı arkadaşlar. O yüzden gösteremiyorum. Üst tarafta ne vardı? Bakalım. Üst kata çıkınca da biyokimya laboratuvarı var. Burada yine biyokimya laboratuvarımız var ve gelip deneyler yapıyorduk açıkçası. Yani her şeyi yaptırıyorlardı bize. Deney tüplerini bile en son kalan gruba yıkattırıyorlardı o derece. Bunun dışında fizyoloji anabilim dalı var burada. Fizyolojide pek bir şey yapmıyorduk. Fizyolojide hoca gelip tahtada ders anlatıyordu daha çok. Teorik açısından öğretmek için göstereyim. Arkadaşlar burası da tıpçılara özel kütüphane. 4-5'teki öğrenciler, işte ilk 3'teki öğrenciler, daha çok 4-5'teki gelip burada ders çalışabiliyor özel. Ama içerisi aşırı küçük. Evet, masalar güzel, sandalyeler çok rahat ama alan çok kısıtlı. Bizim hastanede ise yine internlere özel bir kütüphane var. 4-5'teki öğrenciler gelince zaten ilk 3'tekilere böyle
erken mi geldim falan gözüyle bakılıyor da. Daha çok internler çalışmak için oraya gidiyor. O yüzden hani kalabalık etmemek için 4-5'tekiler, yani 5'tekiler çalışıyor zaten TUS genel olarak. İlk 3'tekiler pek gitmiyor oraya. Onun dışında 3 katlı bir bina odası. Genel olarak laboratuvar dersimizi burada görüyorduk. Şimdi morfoloji binası, şu an kimse yok diye maskemi çıkıp bodruma iniyorum yanlışlıkla. Videoda konuşurken geldiğim yere bak ya. Arkadaşlar size video çekerken öyle aramdan da feragat etmiş oluyor. O yüzden bir beğeninizi alırım. Şunu da göstereyim. Mikrobiyoloji laboratuvarımız ise buradaydı. Yani ilk girişten üst kata çıktığımızdaydı. Ve burada da yine pratik sınavlarımızı laboratuvarlarda oluyoruz zaten. Sıkıntılı derslerimizden bir tanesiydi. Ne yazık ki. Şu kapılardan girebiliyorduk ikisinden de. Ve şu alanda bekliyordu öğrenciler sınav günde ya da kapının açılmasında falan filan. Mikrobiyolojide ise en katı kurallar geçerliydi. Birisi histoloji, birisi mikrobiyoloji. Şimdi size ne yaptığımızı anlatayım. Bestiyerleri inceliyorduk. Orada böyle kavanozların içinde yapılar vardı. İşte kurtlar falan filan, onları asgariye bırakıyordunuz falan filan. Üfümlerini unutmuşum. Neyse, onları özel olarak kapta muhafaza etmişler. Biz onları inceliyorduk tek tek. Ve sınavlarda da mesela bir keresinde gayet kültürü bakmamızı istemişler. Ve kendi dışkımızı getirmemizi istemişler. Ben getirmedim zaten. Çoğusu da getirmiyordu. Burada örnekli olanlardan alıyorduk. Daha sonrasında dediğim gibi yapıları inceliyorduk. Bestiyerleri inceliyorduk ve hoca slide'dan gösterip açıklıyordu. Ders anlatıyordu. Sınavları en sıkıntı olan pratik sınavlarımızdan bir tanesiydi. Öyle söyleyeyim. Şimdi nasıl bilmiyorum tabii. Şurada laboratuvar derslerinden çıktığımızda havada uygunsa, böyle uygun koşullara sahipse ya da hastanedeysek şu üst taraftan yürüyerek geliyoruz ve bu çimlerde oturuyorduk. Hoş, kendine has bir yer. Burası ise arkadaşlar morfoloji binası. Eskiden İngilizce tıpların burada eğitimi görülüyordu. Artık bizim amfilere taşındılar. Onları da yan tarafta göstereceğim. Burada gösterildiği gibi tıp eğitimi, aile hekimliği, halk sağlığı görülüyor. Halk sağlığında laboratuvar derslerine gelmiyorduk, yoktu. Aile hekimliğine biz 4. sınıfta burada işledik, burada gördük. Farmakoloji yine 4. sınıfta gördük. Bu seçmeli derste ben aile hekimliğini aldım. Tıp eğitimi derslerinde acil tıp vesaire burada aldık yine. Ve dediğim gibi CPR işlemleri işte. CPR işte travma hastalığa yaklaşım vesaire burada işleniyordu. Şurası eskiden kantindi. Canımız sıkınca buraya geliyorduk. İngilizce tıptakiler buraya geliyordu. Şurada üsttekiler derslikti. Şimdi ne bilmiyorum. Hocaların odaları var. Çekemiyorum. Şu eğitim salonlarında ders görüyorduk. Kapılarda. Böyle aramın yarım saati şu an gitti. Allah'ım, ne kadar uzun video çekiyorum ya Rabbim. Hemen gidip yemeğimi de halletmem lazım. Çünkü bir de onun yapılmasını beklemem lazım. Gidip direkt almayacağım sonuçta. Bu şekilde arkadaşlar. Morfoloji binası. Buraya anatomi binası mı diyorduk, ne diyorduk ya, yazıda yazdım. Benim üniversitede en sevdiğim, yani eğitim görürken en sevdiğim alanlardan bir tanesiydi. Çünkü küçük çimenlikte oturmak, işte gelip böyle pratik eğitimleri yapmak falan daha zevkli geliyordu. Oturup boş boş ders dinlemektense. Yani böyle gözle görülür, ilk 3 yıl gözle görülür bir şey görünce, mesela hücreyi inceliyorsun ya, öğrendiğini hissediyorsun. Gelip hoca ders anlatınca orada diyorsun ki bunun liseden ne farkı var? Ama tabii öyle olmuyor. Neyse. Şu an burayı böyle kötü görüyorsunuz. Böyle değil de burada bir diğer altı çalışması oldu. Bir şey yaptılar. Normalde full çimenlik ve ilk bar gelince full çiçek oluyordu burası. Yine aynen bu, burası da aynı şekilde. Şurayı böyle kötü görüyorsunuz ya. Karantinadan dolayı öğrenciler gelemediği için ilgilenmemişler. Yoksa burası da çimenlik oluyor ve öğrenciler ilk yılda özellikle gelip böyle gruplar halinde oturuyorlar. Banklarımız var şurada ve otopark da var. Arkadaşlar şu sol tarafı merkezi amfilerdi eskiden. Başka fakülteden gelenler oluyordu. Şimdi ise oraya İngilizce tıp ayırdılar. Yani şu sağ tarafta Türkçe tıp, sol tarafta İngilizce tıplar okuyor.
Arkadaşlar İngilizce tıp kapalı, giremiyorum. Burada tuvaletler var. Şuralarda kışın kalçamızı sıcak tutmamız için dayadığımız kaloriferlerimiz var. Şurada yoklamamızı alan insanların oturduğu, burada duyuruların, sınav sonuçlarının asıldığı yerler. Ne korkular yaşandı bu panonun önünde. Şimdi geldik kamplara. Gördüğünüz gibi koskocaman bir alan. Yani bayağı kocaman bir alan. Şurası arkadaşlar, tıp kazandığınızda inşallah gelir okursunuz, şansınız olur. Birinci sınıf amacısı. İçini göstermeye çalışacağım. Görülecek mi bilmiyorum. Evet, görülüyor azıcık. Yani bu büyüklükte, anlamışsınızdır. Şu sol tarafı da var aslında. Sağ taraf, yani şu gördüğünüz alan aslında sadece orta kısmı. 400 kişilik bir alana sahip. Gelelim ikinci sınıf. İkinci sınıf biraz ötelenmiş, ötede durmuş. Yazık. Bütün sınıfları göstereceğim. İçiniz rahat olsun. Burası da aynı, hiçbir farkı yok. Şimdi üçüncü sınıfa gelelim. Şurada bir ara şey düzenlenmişti, yani millet okuduğu kitapları getirsin işte, okumayanlar okusun vesaire. Genel kültür rafıymış. Açık mı acaba? Açık lan. Oha piy var. Oha göçebe var. Oğuz Atay'ın kitabı var. Bayağı çeşitli bir kültür rafı olmuş. Burası kapalı oluyor genelde. Giriş şuradan. Şu sağ tarafta kürsü var. Hocanın ders anlattığı taraf. Şu üst kata çıkıyoruz. Üst katta fotokopi çektireceğiniz işte böyle küçük kırtasiye diyelim. Notlarınızı çıkartabileceğiniz bir yer var. Ve çok güzel bir kantinimiz var. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş bulduk. Şey, gözleme olabilir miyim peynirle? Nasılsınız? Peynirim. Maydanoz koyuyor musunuz? Binaları karıştırmış olabilirim. Gerçi orada bir şey yapmıyorduk ya. Bütün bitkiler kafamda. Her şeyi göstermek isteyen YouTuber telaşı.